Sayın Kayyum, bu satırları üniversite rektörü yapılmış birine yazmak zor ama ne yazık ki mecburuz. Merhaba Boğaz içi başlıklı yazınızı okudum. Bir sayfa içinde bir rektörün ilk selamlamasına yakışmayacak kadar çok Türkçe hatası var. Mesela büyük yerine bütük diye yazmışsınız. Ya da yazarken dahi anlamındaki dahi ayrı yazıyoruz. Siz birleştirmişsiniz. Buna karşın birleşik yazılan birkaç sözcüğünü ayırmışsınız. Cümle içinde ülkemizin ya da üniversitelerde derken üleri küçük harfle yazıyoruz. Aynı şekilde öğrencilerimiz derken ö küçük, hocalarımız derken h küçük. Hocalarımı derken ı'yı apostrofla ayırmışsınız. Ayrılmıyor. Buna karşın orta kantinde derken orta kantin özel isim olduğundan d ekini sizin gibi birleştirmiyor apostrofla ayırıyoruz. Keşke yazarken birine gösterseydiniz ya da bir Türkçe kullanma kılavuzuna baksaydınız. Gerçi metnin neredeyse yarısı yabancı dilde sözcüklerden oluşuyor ya. Biliyoruz, siyaseti denediniz, olmadı. Saray da sizi oraya yolladı. Daha ilk günden çıkan o ampullü propaganda afişleri, sonra makalelerinizde bulunan intihal belgeleri ve nihayet Türkçenizin sefaletini ortaya koyan bu metin ülkenin en iyi üniversitelerinden birinin başına nasıl bir felaket geldiğini göstermeye yetti. Sayın Kayyum, 10 yıl önce dünyanın en iyi 200. üniversitesi olan Boğaziçi'nin ilk 500'ün dışına düşmesinin nedeni sizin bahsettiğiniz gibi gerileyen uluslararası yayın performansı değil, bunun da nedeni olan ihraçlar, akademisyen kıyımı, kayyum reklam, rektör uygulaması ve genelinde AKP iktidarının bilimi değil inancı önceleyen yönetim modelidir. Siz de bu modelin ve partizanlaştırılmış eğitimin yeni bir örneğisiniz. Neden bu halde olduğumuzu mektubunuzla teşekkür ettiğiniz hocanız Ayşe Buğra'ya sorarsanız o daha iyi izah edebilir. Hem de eşi Osman Kavala'dan haber alırsınız. İstenmediğiniz bir yerde parti müfettişi olarak koltuğa oturuyorsunuz. İşiniz zor. Kolay gelsin. Hem size hem ülkemize.